ikile ilgili birçok şey yaptık sizinle. Yani kontroller arasında bizim kontrollerimiz burada element olarak geçiyordu. Zemun, XML mantığında olduğu için. Bunların arasındaki veri alışverişini göstermek için birçok şey yaptık. Şimdi biraz daha kompleks işlemlere bakacağız. Kompleks işlemlerde örneğin bir veri kaynağı oluşturup bu veri kaynağını bizim istediğimiz şekilde görsele sunmak, bu tarz bir işlem olacak. Bunun için bir veri kaynağı oluşturacağım öncelikle. Veri kaynağını da database falan kullanmayacağız. İş uzatmamak için sadece bir liste oluşturacağız. Bunun için de bir kullanıcı sınıfı oluşturuyorum. Sınıfımız oluştu. Bunu yüzlerce kez yaptığımız sınıf. Şimdi bunu veri kaynağı haline getirebilmek için bir listesini oluşturup içerisine değerler girmemiz gerekiyor. Bunun için de kullanmamız gereken şey main window'un kod kısmı. Yani arka taraf view code diye geçiyorum. Hemen form oluştuğumda benim listemde oluşsun. Kullanıcı sınıfından bir liste. Kullanıcılar. Kullanıcılar nokta el diyerek veri girmeye başlıyorum. Siz de herhangi bir değer girebilirsiniz. Burada amacımız test yapabilmek için 5-6 tane kullanıcı sınıfı oluşturmak. Şu şekilde yapabiliyorum.
mantığı şu şekilde kurdum. Bir ID veriyoruz, ad soyad e-mail. Cinsiyet, işte true ise erkek, false ise kadın. Medinar, true ise evli, false ise bekar olarak planladım. Şimdi ben şuraya farklı random olarak bilgiler kopyalayacağım. Diğer gösterdiğim örnekten kopyaladım bunu. Tamam, sizde şu kadar 7-8 tane random değer oluşturun. Evet, demo verimiz hazır. Şimdi bunu uygulama tarafında ne yapacağımıza karar verelim. Öncelikle en sık kullanacağımız data kontrollerinden başlayalım. Mesela Listbox ve Combobox. Listeleme olarak en sık kullanılanlar. Ekranı biraz daha genişleteyim. Sol tarafa bir listbox koyacağım. Toolbox'tan listbox'ı yapıştırdım. Yükseklik 275. 255, evet. Genişlik 306. Yanına da bir combo box yapalım. Bunu da zero'la. Horizontal elements, right. Bunun enti sanıyorum 50 yeterli. Vertical elements, top, horizontal'a zaten değer verdik. Margin, soldan bir hizalama yapalım. Right dediğimiz için direkt sağa yapıştı. Left yaptığım zaman istediğim şekilde oldu. Şu dispatch'ı da marginleyelim. Her yerden 10 olsun. Evet, böyle hizalı. Şunun yanına da bir buton koyalım. Seçildiğinde basalım, bilgisini göstersin buradan. Göster. Horizontal alignment. Bu direkt diğerlerinden kopmaması için sola doğru yapabiliriz. Ya da sağa doğru modelleriz. Fark etmiyor.
Sağda olursan sağa mercek vermek lazım. Bizimki solda olsun şimdilik. Margin 72, yine 10, 0, 0, right grabbed. Tamam. Bir de geliştik ve yükseklik verdik mi? 8, 40, 10. Bir de asıl veri kontrolü olarak kullandığımız ne vardı? Data grid gibi kontroller. Bunu yapmazsak olmaz burada. Data grid'i oluşturduk. Auto generate etmesin. İçerisini modellemem lazım. Şimdi auto generate etmesin ama içinde sütun lazım. Bunu da yine kolay. Data grid nokta columns diyorum. Bunun içerisine kolonları oluşturmam lazım. Neler olacak? Data grid iğrenç bir yazım stili oldu. Data grid. Data grid text. Sütunlarda ne olsun? Bizim kullanıcı sınıfımızda ad soyad falan vardı. O yüzden bu ad olsun. Şurası cinsiyet olacak. Son olarak programsal tarafta ihtiyacımız olan bunlara name vermek, değil mi? X name, this box'a lst, combo box'a cmb, buton'a btn, data grid'e de dg. Kullanıcıları oluşturacağız, tasarım oluşturacağız, kullanıcıları buraya basacağız. Listbox, combobox ve data grid'e ayrı ayrı listeleyeceğiz. Ama burada önemli olan VPF'in, XAML'ın gücünü göstermek. Bundan dolayı da çok kolay bir şekilde istediğimiz tasarımı buraya uygulamayı göreceğiz. Data template oluşturacağız. Bir template oluşturacağım. Ben bunu
Data Grid'e verebilirim, CompoBox ya da ListBox'a verebiliyor olacağım. Bir tane şablon olacak yani. Yapmaya çalışacağımız bu. Şimdi de buna veri bağlama işlemi yapalım. Evet, şimdi yine kod tarafına geçeceğiz. Oluşturduğumuz bu veriyi listeye doldurabilmemiz gerekiyor. Elimizdeki veri belli. Kullanıcılar listesi. Dolduracağımız nesne de belli. Örneğin LST. LST'nin veri kaynağı olarak kullandığı item source. Buna kullanıcılar diyorum. Ve çalıştıralım. ListBox burasıydı. Veri bağlama işlemi tamamlandı. Herhangi bir sorun yok. Ama neyin nerede görüneceği belli değil burada. Şimdi bu nasıl, ne demek yani? Projemizin içerisinde bir kullanıcı listesi vardı. Bunun içerisinde kullanıcı sınıfları. Kullanıcı sınıfının içinde buraya bağlanması gereken özellikler var. Alt soyad gibi ya da ID'nin bunun işte farklı bir değerine bağlanması gibi. Bunu yapmadığımız için hiçbir şeyi gösteremiyor. Çünkü bunlar birer sınıf. Bunu yapmak için öncelikle benim bir şablon oluşturmam lazım. Şablon nedir? Bizim sık sık kullandığımız bir terim var. Template olayı. Şu ListBox'ı açıklama satırı yaptım. Altından yeni bir tane oluşturdum. Yani kodlar kaybolmasın diye. Sonundaki kapama tagını kapat, aç, sildim. Aşağıda ListBox'ı oluşturdum. Kapama tagını. Bu neyi temsil ediyordu? Ben bunun içerisine özel bir işlem yapacağım. Değil mi? Çünkü bir tag açtım özellikle. ListBox nokta item template oluşturdum. Bunun içerisinde de data template. Bakın şu an hata yok. Az önce data template'i yazmadığım için hata verdim. Bunun anlamı şu, ben bu ListBox kontrolüne bir data şablonu oluşturacağım, veri şablonu. Sen bunu kullanacaksın. Ne olarak? ListBox'ın itemlarının template'i olarak. Her satır için, her veri için bir bu oluşturduğum template'i kullanacağım. Yani ne vardı buradaki bilgilerde? Mesela ID, ad, soyad, e-mail bilgileri. Ben bunları şablon oluşturacağım. Her item için, her satır için onları kullanacağım. Bunun için bir grid layout'u oluşturuyorum. Bildiğimiz sıradan bir layout kontrolü. Benim tasarımımı temsil edecek. Row definitions. Satırları tanımlar. Thank you.
unsurları tanımla. Ortadakine verdim sadece. Buraya kadar zaten sıradan yapı oluşturma işlemiydi. Şimdi de kontrolleri oluşturmam lazım. Text block. Yükseklik var. Foreground. Şimdi de oluşturduğumuz gridin neresinde olacağını belirteceğiz. Birinci sütun. Bu yeterli. Aynısından bir tane daha kopyaladım. Bu da soyadı alacak. Ve ikinci sütunda. Cinsiyet ve medeni hal true false'du. Bunun için de basit bir checkbox yeterli. Veriyi bu şekilde göstereceğim. Medinehal değil de evli mi gibi bir soru olarak görünsün. Sütun 2, satır 1, binding medinehal. Bir de benim uygulamalarda sık kullandığım bir JPEG vardı. Şu koala. Bunu da kullanıcının fotoğrafı olarak kullanacağız. Siz de Windows'tan bulabilirsiniz zaten. Windows'ta var.
tablo içinde bir imaj oluşturuyorum. Fotoğrafı zaten koymuştum. Koala jipek. Direkt projenin içerisine şuraya yapıştır, buraya ekler. Alım 0. Retro. Bu da 0. Genişlik 50. Ek 50. Tekrar bir şöyle çalıştırdığımıza bir bakalım. Bakın, Cihan Özhan şimdi evlinin evli mi yazıyor burada ama görünmüyor. Özhan'ın da nesi yok. Burada çok küçük gibi görünen, daha doğrusu arayüzden çok kritik olan ama kodlama tarafından bir nüans farkı olan bir durum var. Ufak bir hata. Onu da bilerek yaptık. Ben bunların boyutlandırmasını düzgün yapmalıyım. Nereden oluyor? Bakın. Şurada ikinci sütunda dedim ki 30 bir de yıldız işareti. Buna da yıldız koydum. Şimdi bakın. Hata yok. Tamamen sığıyor. Seçince de tek bir item olarak seçiyorum ben bunu. Ama onun içerisinde de bunlar çalışmaya devam ediyor. Mesela şu çok rahatlıkla yapılabilir. Ben bunu tıkladığım anda bu false oldu ya. Bunun tıklandığı anda veri tabanına işte update et. Çok basit. Ama işimi acayip kolaylaştırdı. Ben buradan tıklayacağım. Yan tarafta ya da bir form açacağım. Oraya update etmek için bir alan oluşturacağım. Oradan tıklayacağım buna. Çok basit bir şeye. Sonra güncelle diyeceğim. Ne gerek var? Tıkla, otomatik güncellesin. Onun clean'de. Şuraya da aynısını yapacağım. Mesela şöyle düşün, yetkiler falan olur ya, admin, normal kullanıcı. Normal kullanıcı bunu checkbox değil de bir text block görür. Bu adam evli yazar. Cinsiyeti erkek yazar. Ama admin girişi yaptıysa checkbox görünür. Ben buna tıkladığım zaman yetkim var zaten. Hemen güncellenir. Combo box'tan bile aynı şeyi yapabiliriz. Şimdi bunu buraya taşıyacağız. List box. Evet. Çok zor. Şimdi combo box'a list box'ın yapısını aktarmak çok zor. Şöyle kopyalıyorum. Şunu açıyorum. Yapıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Neden patladı? Yani o kadar copy-paste yapmayın. Neden olmadı? Veriyi bağladık. CMB Item Source. Bu arada DG'yi de bağladık.
Paste işimizi çözdük. Aşağıda bir şey dikkatinizi çekiyor mu? İşte VPF'in bu özelliği. Sen bu arada arayüz tarafı için bir daha veri tabanına git, oradan gelsin. Hiç ihtiyacın yok. Sen veri tabanına kaydet, ben burayı hallederim. Burayı bana bırak. Seçtiğimizde de şöyle daha güzel bir şekilde görünmesi için boyutlandırdık zaten. Yükseklik, genişlik tam sığıyor. Şimdi şuraya gerek yok. Şunun grid içerisini kopyalayacağım. Hatta data template'i komple şöyle kopyalıyorum. Grid'den önce bir şey yapacağım. Window.resources bunun içerisine yapıştır. Sadece buna isim vermem gerekiyor. Liste şablonu. Tabi bu name değil, bunlar k ile çalışır. xk dediğimde herhangi bir sorun yok. Ben artık şunu yapacağım. Sadece bu data template'in adını gelip şuraya yazmam yeterli. Bunu yazınca bir hata alacağız tabii ki. Bunun içinde listbox'ın item template'ini kullanacağım. Diyeceğim ki static resource sabit bir veri. Ne bu? Liste şablonu. Kendisi çıkardı zaten. Burada bir eksiğimiz var şimdi. Burada item template'i kullandıysan kuran neydi? İçeride artık kullanamazsın. Çünkü zaten bir değer alabilir. Buraya açıklama satırı yapın. Hata gidecektir. Aksi halde hata alırsınız. Şu içerisi listbox'ın içinde burayı kapatmazsak İki tane item template olur. Hata bu. Burada yazdığımı kopyaladım. Combo'ya yapıştırdım. Çalıştırıyorum. Çalışmayacak. Sebebi zaten var diyor. Açıklama satırı yap. Sorun yok. Şöyle can user at row'su false ettiğimizde artık alttaki yeni açılması gereken şu boş satır gelmiyor. Burası da tamam. Şöyle tıklıyoruz.
hemen altta true false olayı oluyor. Anlık. Bu element binding işte bizim yaptığımız. VPF, Visual Studio da aynı şekilde geliştirdi VPF'le. O yüzden burada bir şey yaptığım anda mesela bir hata yaptığım zaman hemen bizim tasarımımız etkilenip hata sayfasına dönüyor. Şimdi dönmez işte. İstemedim. Ne varsa görüyoruz zaten. Zemur'daki hatayı. Son olarak burada butonun clean'i yapalım. İsmini vermiştik btn olarak. Çift tıklamayacağım. Buradan tetikleyeceğim ben. btn click. Selected item'ın değilse bir şey seçilmemiştir. Bizim işimiz seçildikten sonrasında. Seçildiyse seçmek istediğim şey data grid'in kendisi. Bunu da seçim yapacağım. Bakıyorum. Bilgi gelmedi. Tabii ki gelmez. Çünkü kullanıcı oluşturduk ama değer nerede? Değerin selected item. Seçmeden basıyorum butona. Bakın. Hiçbir şey seçmeden bastım. Selected item'ın olduğu için bu geldi.
Cemşit'i seçtim. Cemşit geldi. Turu turu. Sorun yok. Burada sorun yok. Yalnız turu false göstermek doğru değil. Bildiğiniz gibi. O zaman cinsiyetin karşısına E, K yazabiliriz. Medeni halede bekar, evli yazabiliriz. Bunun için de şunu açıklama satırı yapıyorum. Alta yapıştırdım aynısı. Cinsiyete bizim Turner operatörümüzü kullanacağız. True ise E, false ise K ya da erkek kadın olsun. Sevgiydi. Bonus için bekar. Bekarlık sultanlıktır sözüne bakarsak bekarlığın false true olması gerekiyor ama artık ne yapalım yazılım. Seçtik boş. Murtaza Cimcir. Erkek bekar.